Selam arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle çok güzel bir konu üzerine sohbet edeceğiz. Ama videoma geçmeden önce ufak kısa bir şeyden bahsedip hemen videoma geçeceğim. Biliyorsunuz 7,5-8 aydır spor üzerine futbol ağırlıklı videolarla karşınızda olmuştum. Gerek normal videolarımı, gerek de short videolarımı spor üzerine, yani futbol ağırlıklı spor videolarıyla karşınızda olmuştum. Baktım, izlemelerin düştüğünü gördüm. Gelen bazı yorumlarda anlamıyorum ama destek olsun diye izliyorum diyenleri de görmüştüm. Bundan sonra artık din, siyaset ve YouTube bilgi videoları haricinde sizlerle sohbet videolarıyla karşınızda olacağım. Çekebilirsem vlog çekmeye çalışırım. Yani sırf vlog çekeyim diye de bir şeyler uğraşmayacağım ama gittiğimiz yerlerde, gördüğüm yerlerde güzel bir yerler olursa, böyle güzel manzaralar olursa bunları da sizlere çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bugün de lafı daha uzatmayalım, hemen videomuza geçelim. Bugün sizlerle çevreyi kirletmek, çevreyi temiz tutmak üzerine konuşacağız. Eskiden ben de çevremizi temiz tutmak için bir şeyler yapmazdım. Yediğimi içtiğimi ben de yere atardım ama artık bunun bizlere bir yararı olmadığını, olmamasının yanında zararı olduğunu gördükten sonra çöpleri ya da yediğim içtiğim şeyleri yere atmamanın gerektiğini öğrendim. Çevreyi temiz tutmanın bize faydaları varken çevreyi kirletmenin ise bize zararları var. Çevreyi kirletmek yediğimiz içtiğimizi yere atmakla oluyor. Yere tükürmekle ve yere kusmakla, yere balga batmakla oluyor. Hem insanların midesini bulandıran görüntüler ortaya çıkıyor, hem de bizim sağlığımız açısından bize sıkıntılar veriyor arkadaşlar. Sağlığımızı bozabiliyor. O yüzden çevremizi kirletmek yerine temiz tutalım. Zaten genelde bütün belediyeliklerde bu vardır. 2 adımda bir, 3 adımda bir önünüze çöp konteynerleri çıkabiliyor. Bizim Karabük'te böyle. Birçok şehirde de böyle olduğunu az çok tahmin edebiliyorum arkadaşlar. O yüzden çevremizi kirletmek yerine çevremizi temiz tutmaya çalışalım. Çevremizi temiz tutarak çevre kirliliğinin azalmasına sebebiyet verelim. Çevre kirliliğinin olması demek, turizmin azalması, ticaretin azalması demek anlamına geliyor. Yani çevremizi temiz tutmak hem turizm arkadaşlar hem de ticarete katkı sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl turizme katkı sağlıyor, nasıl ticarete katkı sağlıyor olabilir. Bizler turistleri kendi yerimize koyalım. Bizler yabancı bir ülkeye gittiğimizde, yani bu fark etmez, herhangi bir ülkeye gittiğimizde, mesela bir denize gidiyoruz, tatile gidiyoruz, yurt dışına çıktığımızda, sizler gittiğinizde pis deniz olduğunda, pis plaj olduğunda, pis dumanlar belli saatler aralığında, pis dumanlar salgılandığında, yemek yiyeceğiniz yerde, yemeğin yapıldığı yerin pis olduğunu gördüğünüzde veya yemek yiyeceğiniz oturduğunuz alanda pis olduğunu gördüğünde, gezdiğiniz yerlerin pis olduğunu gördüğünde, oturduğunuz kafelerin pis olduğunu gördüğünde, gittiğiniz marketlerin, alışveriş yaptığınız yerlerin pis olduğunu gördüğünüzde bir daha oraya gitmek istemeyeceksiniz. Oraya gitmeyeceksiniz, orada ticaretin azalmasını sağlayacaksınız ve oraya gitmeyeceksiniz, orada alışverişler yapmayacaksınız, yemekler yemeyeceksiniz, bir şeyler içmeyeceksiniz. O yüzden orada da ticaretin de azalmasına sebebiyet vereceksiniz. O yüzden çevremizi temiz tutalım. Aynısını biz nasıl yurt dışına gittiğimizi düşünüyorsak, yurt dışından ülkemize gelen turistler de aynısını düşündüğü için bir daha gelmek istemeyecek. O yüzden çevremizi temiz tutalım, plajlarımızı temiz tutalım, mekanlarda yemek yaptığı yerler temiz olsun. Yani bu sadece mesela mekanlar için şöyle bir şey diyebilirim. Sadece yurt dışından gelecek turistler için değil arkadaşlar. Biz kendimizi düşünelim. Bir yemek yemeye bir yere gittiğinizde, orada pis gördüğünüzde, ona mekanın pis olduğunu gördüğünüzde bir daha gitmek istemezsiniz. Çünkü insanın midesi bulanır, insan iğrenir, bir daha gitmek istemez. O yüzden çevremizi temiz tutalım arkadaşlar. Hem gelecek nesillere de çevremizi temiz tutup çevremizi temiz bırakmamız gerekiyor. Gelecek nesillere temiz çevre, temiz doğa bırakmamız gerekiyor. Yine insanlar yaz aylarında piknik yapmak istiyorlar, mangal yapmak istiyorlar. Gittiği yerlerde, piknik yapacağı yerlerde veya mangal yakacağı yerlerde, oraları pis olduğunu gördüğünde orada piknik yapmak istemez, orada mangal yapmak istemez. İnsanın iştahı kaçar, insanın hevesi kaçar arkadaşlar. Bir hevesle, bir sevinçle gittiğiniz yerde hevesiniz kaçar, iştahınız kaçar, orada piknik yapmak istemez, orada mangal yapmak istemezsiniz. Veya bir kafeye gidip arkadaşlarınızla oturacaksınız, bir çay istediniz, pis bardakta çay geliyor. Ne oluyor?
Yani gider orada keyfiniz kaçıyor. Arkadaşlarınızla sohbet edip iki keyif geçir yapacaksınız. İki vakit geçireceksiniz. Belki stres atacaksınız. İnsanın iştahı kaçabiliyor. Stresi kaçabiliyor arkadaşlar. Keyfiniz bozulup sevinciniz mutsuzluğa dönüşebiliyor arkadaşlar. Hem dini açıdan da çevremizi temiz tutmalıyız. Biz elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama Müslüman çevresini kirletmez. Çevreyi kirlettiğinde bunun hesabının öbür tarafta bize sorulacağını bilir. O yüzden arkadaşlar çevremizi kirletmeyelim. Bize ahiretimiz için de çevremizi kirletmememiz gerekiyor. Yani Müslümansak çevremizi kirletmeyelim. Yani kusma hastalığı olan bir arkadaştır. Midesi bulanıyordur. Hani kusmuğu gelir. Hani bir derece belki anlayış gösterebiliriz ama onlar da hani diyeceksiniz ki hastaysan niye dışarı çıkıyorsun? Yat dinlen. Evet ama belki acil bir işi çıkmıştır. Acil gitmesi gerekir. Acil gitmesi gerektiği bir haber alır. Bunlar da hani midesi bulanan, mide rahatsızlığı hisseden insanlar da yanında poşet taşımalarını tavsiye ederim. Kusmuğu geldiği zaman da o poşete kusmalarını tavsiye ederim arkadaşlar. En azından hani insanların midesi bulanmamalı. Görsel açıdan da çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. İnsanlar çevreye baktığı zaman görsel anlamda güzel bir çevre görmek ister. Yeşilliğin içinde, yeşillikli, mis gibi temiz havanın olduğu bir yer görmek ister arkadaşlar. İçtiği suların tertemiz olmasını ister. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Fabrikalar atıklarını derelere, göllere, barajlara atıyor. Göllerdeki, derelerdeki, barajlardaki suda yaşayan hayvanlar zarar görüyor arkadaşlar. Sizler sakız çiğnediğinizde çiğniyorsunuz. Daha sonra sakız yere attığınızda kuşlar bunu yemek sanıp alıyor ve kendilerine zarar veriyor. Bizler çevreyi kirlettiğimizde hem kendimize zarar vermiş oluyoruz hem de doğa hayvanlarına, doğada yaşayan hayvanlara zarar vermiş oluyoruz. Hem kendimize zarar vermeyelim, çevreyi kirleterek hem kendimize zarar vermeyelim hem de doğadaki hayvanlara zarar vermeyelim. O yüzden çevreyi temiz tutmaya özen gösterelim. Kızacaksa kızsın, bağıracaksa bağırsın, hakaret edecekse hakaret etsin. Yere çöp atanların attığı çöpleri uyaralım. O çöpü yere değil, çöp kutularına atmaları gerektiğini sağlayalım. Yere çöp attığımızda bize madalya verilmiyor. Bize tebrik edilmiyor. Çöpleri elimize tuttuğumuz zaman da, elimize tutup çöp kutusuna attığımız zaman da bize madalya vermeyecekler, ödül vermeyecekler ama sağlığımıza faydası olacak, turizme faydası olacak, ticarete faydası olmuş olacak. Bunların nasıl olduğunu zaten video içinde sizlere anlatmıştım. Evet arkadaşlar, bugün de çevremizi temiz tutmak, çevremizi kirletmek üzerine bir videoyla karşınızda oldum. Bu şekilde sohbet videolarıyla kaldığımız yerden bundan sonra sizlerle devam edeceğiz. Vlog'da çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarım sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.